أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki şerefiniz artırılsın. İnşallah evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, Buhari ve Müslim Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlar kabirlerinden yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz bir şekilde diriltileceklerdir. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bu havadisi işitince içindeki şaşkınlığı gizleyemez, Allah Resulüne döner, kadınlar ve erkekler bir arada olup birbirlerine bakacaklar mı diye bir soru sorar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem temiz zevcesine şöyle cevap verir: durum onların bu gibi şeylerle ilgilenmelerine fırsat vermeyecek kadar şiddetlidir. Allahu Akbar. Kardeşlerim, İmam Nesai Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın sormuş olduğu soruya Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle bir cevap verdiğini de naklediyor. Diyor ki, o gün her kişinin kendisine yetecek kadar bir meşguliyeti vardır. Allahu Akbar. Nitekim aziz ve celil olan Allah da Abese suresi 33 ve 37. ayetlerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi destekleyecek, sözünü kuvvetleyecek şu ayetleri indirmiştir. Kulakları sağır eden o gürültü geldiğinde, yani insanlar kabirlerinden tekrar dirilmek için, nasıl ana rahminde annesinin karnında bir ölüydü, Allah vahyetti, canlandı, dünya hayatına kavuştu ise, öldükten sonra kabirden diriltildiğinde, o dirilmek için sura üfürüldüğünde, kulakları sağır eden ses yeryüzünde çalkalandığında, o gün kişi kaçar, kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından. Allahu Akbar. Dünya hayatı içerisinde en güçlü bağ ile bağlandığı ehlinden kaçacak diyor Allah Azza ve Celle. Peki ne için kardeşim? Bu dünya hayatında evladının burnu kanadığında ortalığı velveleye veren bir anne ne görecek ki? Nasıl şiddetli bir olayla karşı karşıya kalacak ki evladı kendisini görmesin diye gizleyip kaçacak? Bir baba eşine yan gözle biri baktığı zaman, kızına yan gözle birileri baktığı zaman ortalığı ayağa kaldırır da ne oluyor ki kıyamet gününde öyle şiddetli bir manzarayla karşılaşacak ki ne hanımını görecek, ne annesini görecek, ne de kızına baktığında olur da kendinden bir şey ister deyip saklanacaktır. Nasıl şiddetli bir gündür. Bakın Allah Azze ve Celle bunun sebebini şuna bağlıyor: o gün onlardan her birinin
kendisini meşgul edecek bir işi vardır. Allahu Ekber. Kabirden diriltildiğinde çekirge sürüleri gibi karanlıkların içerisinde yürütüldüklerinde nereye gittiklerini bilmeyip bir belirsizliğe doğru koştuklarında kafalarında, yüreklerinde insanların öyle sorular çıkacaktır ki korkuları, kaygıları, belirsizlikleri artacaktır. Etraflarında dönen hiçbir olaya şahit olmamışçasına hareket edeceklerdir. Annesi mi var? Görmeyecektir. Babası mı var? Bilmeyecektir. En çok sevdiği dostu, ölüme beraber yürüdüğü arkadaşı orada can çekişecek. Ancak o buna asla şahit olamayacak. Nasıl zor bir durum kardeşlerim. Allahu Akbar. Evet, şimdi kıyametle alakalı bu zor sahneyi bir kenarda bırakalım. Dünya hayatı içerisindeki ahvallerimize bir bakalım. Kardeşlerim, her birimizin boynunu bükecek, gözlerini yaşartacak, kalbini yoracak, bedenini zayıflatacak dertlere sahibiz. Her birimiz ama. Her birimizin derdi de ancak kendisi oranında şiddetlidir. Başkası için hafif olan sıkıntılar onun için dünyanın en zor problemlerinden bir tanesidir. Kimisi kirasını dert edinir, bir ev almak için mücadele eder. Kimisi sınavından geçememeyi, okulda kalmayı, okulu uzatmayı, kariyerinden düşük notlar almayı dert eder, bunun için gayret gösterir. Kimisi istediği kızla evlenemediğini dert edinir, gündüzünü, gecesini bununla meşgul eder. Kimisi de evliliğinde yaşamış olduğu ağır depresyondan kurtulmak için mücadele eder. Bazımız işimizi, bazımız aşımızı, bazımız İçerisinde bulunmuş olduğumuz İslami çalışmaları dert eder de o her bir dert hayat içerisindeki kalitemizi bozar kardeşlerim. Her birimizin bir derdi vardır. Bizi yoracak, üzecek, sıkıntının içerisinde gözlerimizin yaşını akıtacak derde sahibizdir. Dertsiz kimse yoktur kardeşim. Bu dünya hayatında dertliler akıl melekelerini kaybetmiş insanlardır ancak öfkelenmeyenler. Dertlerini hesaba katmayanlar akıl melekelerini yitirmiş olan insanlardır. Eğer aklınız yerindeyse, şuurlu iseniz vallahi sizin de kendinizi üzecek, yıpratacak bir derdiniz vardır. Peki aziz dostlarım, öyle bir derde sahibiz ki, öyle bir sıkıntıyı omuzlamışız ki, öyle bir yükün altına girmişiz ki asıl dert edinmemiz gereken meseleleri unutur hale gelmişizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabeleriyle beraber otururken bakın şöyle seslenir. Nasıl rahat bir şekilde yiyip içeyim ki? Sura üflemek ile görevlendirilmiş olan, yani kim? İsrafil aleyhisselam. Surunu eline almış, yüzünü dönmüş, kulaklarını dikmiş, sura üflemek için kendisine emir verileceği vakti beklemektedir. Bakın başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsrafil aleyhisselamın durumunu, ahvalini şöyle betimliyor. Diyor ki sura üflemekle görevlendirilen melek bu işe vekil kılındığından beri hazır bir kıta beklemektedir. Ne zaman ki kendisine bu görev verildi, o günden itibaren hazır bir şekilde görevini icra etmek için beklemektedir. Ne olur dinleyin. Gözünü bir yana çevirip tekrar döndürünceye kadar kendisine emir gelebileceği korkusuyla gözünü asla arştan çeviremez. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Evet aziz dostlarım. Dünya hayatı içerisinde derdimiz olacak. Evinizde, iş yerinizde, okulunuzda, sokağınızda, derneğinizde, vakfınızda, nerede yaşarsanız yaşayın, nerede hayat alırsanız alın, nerede nefes verirseniz verin, hiç fark etmez. Büyük bir derde müptela olabilirsiniz. Ancak benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir derdin ve öfkenin, kederin kendisini gölgeleyemeyeceği bir durumdan bize bahsetmektedir. O da nedir kardeşlerim?
ölüm ve ötesidir aziz dostlar. Ölüm ve sonrasıdır. Hiçbir dert bu derdi gölgelememesi lazım. Evet, dertlerimiz olacak. Eşimizle sıkıntılarımız olacak. Çocuklarımızdan yana imtihan olacağız. İşler beğenmeyeceğiz. İşleri kabullenmeyeceğiz. Yapmış olduğumuz işleri benimsemeyeceğiz. Onlarla imtihan olunacağız. Ancak hiçbir imtihan en zor meşakkatli günümüzü örten bir perdeye dönüşmeyecek aziz dostlarım. Niye mi? Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bu akşam nakledeceğim 4 hadis bu meseleyi gün yüzüne çıkartacaktır aziz dostlarım. Özellikle Ahmed bin Hanbel'den rivayet edeceğim hadis gerçekten uzun bir hadistir. Sabırla, dikkatle sahabe kendisini betimlediği şekilde dinlemeyi Allah hem size hem de bana nasip etsin. İmam Ahmed bin Hanbel Bera bin Azib radıyallahu anh'ın şöyle söylediğini rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte Ensardan bir adamın cenazesine katıldık. Kabrine gittik. Henüz kabrinin üzerine lahit konmamıştı. Yani cesedin üzerine, cenazenin üzerine tahtalar serilip üstüne toprak örtülmemişti. Demek ki daha taze bir şekilde kefenlenmiş haliyle sahabe gözüküyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin bir tarafına oturdu. Biz de onun etrafında oturduk. Başlarımızda kuşlar varmışçasına onu dinlemeye çalıştık. Dikkat edin kardeşlerim. Başlarımızda kuşlar varmışçasına. Hani bir hareket etse kafamızdan bir kuş uçacakmış edası, saygı, sevgi, muhabbet, kendisinden gelecek olan habere pür dikkat bir şekilde Peygamber aleyhisselamı dinliyorduk. O elindeki ud ile, ud biliyorsunuz yandığında çok güzel bir koku bırakan bitkidir. O ud ile toprağı diyor şöyle bir sürdü, biraz tefekkür etti, düşündü, başını kaldırdı. 3 defa kabir azabından yüce Allah'a sığının dedi. Kabir azabından yüce Allah'a sığının. Bunu tam 3 defa tekrarladı. Sonra aleyhissalatu vesselam şu sözleri söyledi. Gayb perdesi kendisine aralandı. Gaybın sandığından kendisine haber verildi ve sahabeleri üzerinde bütün müminlere şu nakli ulaştırdı. Mümin kul dünyadan irtibatını keserek yüzünü ahirete çevirdiği zaman, yani ölüm sekeratı ile karşı karşıya kaldığında, Allah gökten yüzleri güneş gibi olan bembeyaz yüzlü melekleri indirir. Ve ölüm sekeratı yaşayan kişinin gözünün görebildiği en son noktaya otururlar. Allahu Ekber. Melekler bembeyaz halleriyle, en güzel yüzleriyle mümin kul sekerat anındayken onun görebileceği en son noktaya ulaşır. Yatıyor musunuz? Oturuyor musunuz? Bir kenara mı uzandınız? Gözünüz en son ki odanın duvarlarını mı görüyor? Vallahi melekler oraya kadar oturacaklar. Oraya birikecekler. Orada toplanacaklar. Allah Resulü diyor ki bunların ellerinde cennet kefenlerinden kefenler, cennet kokularından da kokular vardır. Allahu Ekber. Cennet bahçelerinden dikilmiş. Kim bilir hangi ipeklerle, hangi meleklerin elleri değmiş şekilde, en güzel kokularla size büyük bir merasimi hazırlamak için ölüm meleğinin emrini beklerler kardeşler. Ondan sonra onların liderleri, emirleri, asıl vazifeli olan melek, ölüm meleği, o ölüm sekeratını yaşayan kişinin yanına oturur. Bakın nasıl tatlı sözler söyler. Ey güzel nefis, Allahu Ekber. Ey güzel nefis, Rabbinin mağfiretine ve rızasına doğru çık. Can, yani insanın bedeni içerisine hapsolmuş olan ruh debelenmeye başlar. Kendini bedenden kurtarmaya çalışır. Ancak tam çıkamaz. Ölüm meleği tekrarlar. Ey güzel nefis, ey güzel ruh, Rabbinin mağfiretine ve rızasına doğru çık deyince
ruh bir anda bedeni terk eder kardeşler. Başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem suyun tulumun ağzından aktığı gibi diyor akar diyor. Başka bir rivayette güzel bir kokunun miskin o içerisinde hapsolduğu şişenin ağzından çıkar gibi çıkar diyor. Hiç acı çekmeden, sıkıntı yaşamadan bir yağın içerisine hapsolduğu kabın içerisinden sıyrıldığı gibi sıyrılır. Allahu Ekber. Sonra ne olur biliyor musunuz aziz dostlar? O ölüm meleğiyle beraber gelen diğer melekler vardı ya, ellerinde cennetten getirdikleri kefenler, ellerinde cennetten getirdikleri mislerle hemen o ölünün ruhunu kabarlar ve o kefenin içerisine sararlar. En güzel kokuları üzerine sürerler. Ondan sonra onu gök semasına doğru çıkartırlar. Diğer melekler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer melekler bu güzel kokulu ruh kime aittir diye sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Bu filancanın oğlu falancadır. Ahmet'in oğlu Mehmet. Ahmet'in kızı Ayşe. En güzel isimlerle onu zikrederler. Bakın dikkat edin kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu şekilde dünya göğüne kadar yükseltilirler. Yani dünya hayatı içerisindeki en son sınıra kadar gelirler. Sonra göğün kapısının açılmasını emrederler. Gök kapıları açılır. Tam yedi sema aşarlar. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın arşına kadar yükselirler o ruhla beraber. Sonra Yüce Allah şöyle seslenir. Kulumun kitabını illiyine yazın. Nedir kardeşim illiyin? Allah Subhanahu ve Teala illiyinden yüksek derecelerin listelendiği bir kitap olarak bahseder. Allahu Ekber. Cennette âli derecelere yükselmiş olanların kitabının adıdır illiyin. Kulumun kitabını illiyine yazın ve sonra onu yeryüzününe, bedenine iade edin. Melekler tekrar o ruhu alırlar. Tekrar bedenine girdirmek için kabre sokarlar. Yalnız dikkat edin aziz dostum. Kabirde oturtulur. Ve iki melek ona yaklaşır. Bir hadiste mavi ve beyaz elbiseli diye iki melekten bahsedilir. Mavi ve beyaz elbise giymiş iki melek. Ona doğru yaklaşır ve şu soruları sorar. Rabbin kimdir? Mümin cevap verir. Rabbim Allah'tır. Allahu Ekber. Dinin nedir? Dinim İslam'dır. Size gönderilen kişi kimdir deyince Allah'ın peygamberidir cevabını verir. Aziz dostum çok kolay bir sorudur değil mi? Her insanın cevaplamasının kolay olduğu zannedilen bir sorudur. Vallahi şu topraklar üzerinde Rabbim Allah'tır demeyenler, dinim İslam'dır demeyenler, peygamberim Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır diyemeyenler vallahi kabirde bu soruların asla cevabını veremeyeceklerdir. Yeryüzünde kim Allah'ı Rab olarak kabul ederse, hayatını idame ettiren, tasarruf sahibi olan, kanun koyan, yaşam şeklini belirleyen, hayat felsefesinin kaynağı Allah'tır diyemeyen bir kişi vallahi bu cevabı asla veremeyecektir. Eğer biz bu sözde sadık isek, raditu billahi rabbe وَبِالْ İslami دِينَ وَبِمُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve selleme nebiyye sözünü zikir virdinden çıkartıp hayat haline getirirsek vallahi kabrimizde sorulan bu soruların cevabını çok net bir şekilde veririz. Biz bu soruların cevabını verince bakın kardeşlerim Cenab-ı Allah şöyle diyecek. Kulum doğru söyledi. Allahu Ekber. Kulum doğru söyledi. Ona cennetten döşekler hazırlayın ve kendisine cennet elbiseleri giydirin. Onun için cennete açılan bir kapı açın diye seslenilir. Bakın başka bir rivayette melekler dördüncü bir soru olarak şöyle sorarlar. Senin amelin nedir? Ne der biliyor musunuz? Der ki ben Allah'ın kitabına inandım, iman ettim. Onu doğruladım. Yani ben bu kitabı okudum. Bu kitaba iman ettim. Bu kitap ne gerektiriyorsa her bir şeyi harfiyen yerine getirdim. Benim amelim budur. Kitabı hayat haline getiremeyenler vallahi yine bu soruların cevabını veremeyeceklerdir kardeşlerim. Allah Azza ve Celle
o kula cennetin kapıları açın denilince melekler kendisine bir kapı açar, cennette gideceği yerler gösterilir. Bir rivayette çiçekler, kendisi için yeşillikler, Allah-u Teala'nın kendisine yaptığı evler, orada sahip olacağı nimetler gösterilir. Kul ne yapar biliyor musunuz? Bir anda atılmak ister. Ruh bir anda oraya girmek ister. Melekler tutarlar derler ki yavaş ol, acele etme, ne olur şu söze dikkat et. Bir damadın zifafa girdiği andaki diyor rahatlıkla uyu diyor melekler. Allahu Ekber. Bir damadı düşünün. Yıllarca kendisini sıkmış. İçerisindeki enerjiyi biriktirmiş. Sonra rahatlamış. Sonra sabaha kadar o rahatlık ile uyumuş. Sen diyor böyle uyu diyor melekler kendisine. Aziz dostum, tam bu haldeyken kabrin içerisine çok güzel yüzlü, çok güzel elbiseli, çok güzel kokulara sahip olan biri girer. Ve kabir ehli der ki sen kimsin? Senin yüzün hayırdan başka bir şeyi çağrıştırmıyor. Senin siman güzellikten başka bir şeyi çağrıştırmıyor. Deyince diyor ki ben senin salih amelinim. Allahu Ekber. Kıldığın namaz, tuttuğun oruç, verdiğin zekat, Allah yolunda yaptığın çalışmalar, zikrettiğin sözler hepsi bir beden olacak. Kıyamet gününe kadar sen üzülme, sen sıkılma, sen orada yalnız kalma diye sana arkadaşlık yapacaktır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kul diyecek ki, yani mezarın içerisindeki ruh diyecek ki, ey Rabbim kıyameti kopar ki aileme ve varlığıma ulaşayım. Allahu Ekber. O saatten sonra her şey yanmıştır artık. Her şey bitmiştir. Sen elde edeceğin bütün güzellikleri elde etmişsindir. Sana bir an kalmıştır. O da nedir? Kıyametin kopmasıdır. Başka bir hadiste aynen şöyle söylüyor aziz dostlar. Beni bırakın da gideyim aileme bunun müjdesini vereyim. Allahu Ekber. Ağlayan anneme, yetim kalan evlatlarıma, benim için yüreği yanan eşime haber vereyim. Korkmayın, üzülmeyin, kederlenmeyin, ağlamayın. Beni seven dostlarım, benim için üzülmeyin. Vallahi ben Allah'ın vaat ettiği her bir şeye kavuştum, elde ettim. Şu an o nimetlerin sefasını sürmekteyim diye müjde vermek isteyecek. Ama melekler diyecekler ki acele etme, yavaş ol. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kafir kişi de dünya ile ilişkisi kesileceği sırada, yani ölüm sekeratı anında siyah yüzlü ve ellerinde kalın sergiler bulunan melekler gelirler. Allahu Akbar. Siyah yüzlü, ellerinde kalın sergiler. Hani şu üzerine serdiğimiz, üzerine oturduğumuz, yere serdiğimiz hasırlar var ya, sanki onun gibi bir hasırlar. Cildi tahriş eden, insanı rahatsız eden, pis kokan aynı zamanda. Aynı zamanda insanın içerisindeki o bütün sıkıntıyı arttıran diyor öyle bir bez getirilir. Sonra ona şöyle seslenir. Ey çirkin ruh! Allah'ın kızgınlığına ve gadabına doğru çık. Ruh bedeni terk etmek ister. Ancak bir türlü çıkamaz. Melek tekrar der. Ey çirkin ruh! Allah'ın kızgınlığına ve gadabına doğru çık deyince bunun üzerine canı bedeninden çekilmeye başlar ve ölüm meleği satırın ıslak yünün içerisinden çıkarılması gibi onun bedeninden çıkartır. Yani büyük acılar hissedir. Büyük sıkıntılar yaşar. Sonra onu alır. Ölüm meleği bu canı alınca bir göz açıp kapaması anında diğer melekler onu getirdikleri bezin içerisine sararlar. Ve ondan çok kötü bir koku çıkar. Sonra melekler bu canı yukarılara doğru çıkartırlar. Hangi melekler topluluğuna yaklaşsalar derler ki bu pis kokulu da neyin nesidir? Allahu Ekber. Bu bezin içerisine sarılmış o pis koku da neyin nesidir? Deyince derler ki bu falanın oğlu filancadır. Allahu Ekber. Bu şekilde dünya göğüne kadar yükseltilir. Yalnız dikkat edin kardeşler. Mümin için dünya semasının kapıları açılır. Allah'ın arşına kadar yükselir. Ancak kafir için dünya semasından sonra herhangi bir kapı açılmaz. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayetleri okudu. Doğrusu ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara göğün kapıları açılmaz.
Deve iğnenin deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Suçları böyle cezalandırırız ayetleri inmeye başlar. Daha sonra Yüce Allah onun kitabını yerin en alt tabakasındaki siccine diyor yazın der. Yani cehenneme gideceklerin listesidir. Daha sonra o kimsenin ruhu fena bir şekilde atılır. Peygamber aleyhisselam sonra şu ayetleri okudu. Allah'a ortak koşan kimse gökten düşüp de kuşların kaptığı veya rüzgarın bir uçuruma attığı şeye benzer. Sonra onun ruhu bedenine iade edilir. Bundan sonra iki melek getirilir. Bir hadiste bir siyah, bir de mavi elbiseler giyen melek olarak bahsedilir. Ona derler ki Rabbin kimdir? Der ki bilmiyorum. Dinin nedir? Der ki bilmiyorum. Size gönderilen kişi kimdir? Der ki bilmiyorum. Aslında biliyor. Onun Rabbinin Allah olduğunu biliyor. Yeryüzüne gönderilen dinin adının İslam olduğunu çok iyi biliyor. En son gönderilen elçinin Muhammed aleyhissalatu vesselam olduğunu da çok iyi biliyor. Ama raditu billahi rabbe ve bil islami dine ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem sözüne iman etmedi. Onu bir hayat haline getirmedi ya. Bakın hemen şöyle bir cevapla karşılaşacak. Yalan söyledi. Bu cevabı kim veriyor biliyor musunuz? Aziz ve celil olan Allah. Yalan söyledi diyor Allah. Yalan söyledi. Ona cehennemde yatak hazırlayın. Önüne de cehenneme açılan bir kapı açın. Ondan sonra o kişiye cehennemin sıcaklığı ve zehirleri ulaşır. Kaburga kemikleri birbirini sıkacak derecede. Kabir ona daraldıkça daralır. Daha sonra çirkin elbiseli, çirkin yüzlü ve fena kokulu bir adam gelir. O ruh der ki sen de kimsin? Yüzün fenalığı andıran bir yüzün sahibi. Der ki ben seni kötün amelinim. Bunun üzerine o ruh der ki ey Rabbim kıyameti kopartma. Allahu Ekber. Kıyameti kopartma. Asla ben içerisine gireceğim cehenneme şahit olmayayım. Peki bakın başka bir hadiste şöyle diyor. Ben senin fena amelinim. Sen Allah'a itaat konusunda yavaş hareket ediyordun ama ona isyan olan işlere ise süratli bir şekilde yönleniyordun. Allah da sana kötü karşılık verdi diye cevap verir. Sonra da bu mezardaki kişinin başına kör, sağır, dilsiz ve elinde bir tokmak bulunan kişi musallat edilir. Ona öyle bir vurur ki insanlar ve cinlerin dışında bütün varlıklar o sesi işitirler. Allah-u Teala böyle bir durumdan bizi muhafaza buyursun. Peki şimdi aziz dostum sana soruyorum. Dünya hayatı içerisinde yaşadığın hangi dert, hangi keder, hangi üzüntü, hangi tasa, hangi musibet, ölüm anında meleğin belirsizliği, geliş şeklinin belirsizliği, seni sürükleyeceği akıbetin belirsizliğini gölgeleyebilir ki aziz dostum? Emin misiniz? Ölüm meleği bizi nasıl kucaklayacak? Nasıl bir şekilde canımızı alacak? Bizler müminlerin kuşatıldığı gibi, mümin erkek ve mümin kadınların ruhlarının alınışı gibi mi alınacağız? Yoksa Allah muhafaza, münafıkların ve kafirlerin ruhlarının bedenlerinden ayrıldığı gibi mi? Peki size soruyorum aziz dostlar, bizde bunları dert edecek bir yürek kaldı mı? Bunu dert edinecek, tasa edinecek, bütün tasaların ve dertlerin önüne geçirilecek bir vaktimiz ve zamanımız kaldı mı? Dinle bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Nakledeceğim hadis Nesai'de geçiyor kardeşler. Ebu Hureyre diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle işittim. Mümine ölüm geldiğinde rahmet melekleri beyaz bir ipek getirirler. Sen razı olarak ve senden de razı olunarak Yüce Allah'ın rahatlık ve huzuruna çık denilir. Bunun üzerine en tatlı misk kokusu gibi çıkar. Yani bir miskin az önce betimlediğimiz gibi bir şişeden çıktığı kolaylıkla o şişeden çıkar gibi çıkar. Melekler onu almak için aralarında yarışırlar. Sonra melekler onu göklerin kapılarına getirir.
size yeryüzünden getirilen şu koku ne kadar da güzeldir derler. Sonra ne olur dikkat edin aziz dostlar. Sonra onu müminlerin ruhlarına götürürler. Mümin erkek ve mümin kadınların, önceden vefat etmiş peygamberlerin, salihlerin, sıddıkların, şehitlerin, abidlerin yanına getirilir. Berzah alemine getirilir. Müminlerin ruhları bu ruhun ulaşmasından dolayı, sizin kayıp bir kimsenin gelmesinden dolayı sevinmenizden daha çok sevinirler. Allahu Ekber. Müminler toplandıkları bir yere mümin bir ruh getirildiğinde, sizin kaybettiğiniz bir kardeşinizi bulduğunuzda nasıl seviniyorsanız onlar da böyle sevinirler. Sonra derler ki falanca ne yaptı? Filanca ne iş üzerinde? Yani bizden bahsederler, senden bahsederler. Seni sorarlar. Bizim arkadaşımız, dostumuz, o salih insan, hayrı anlatan, Allah'ı zikreden, sürekli dimdik ayakta durmamız gerektiğini bize nasihat eden, Allah yolunda infak eden, cihada davet eden, o kardeş ne oldu, o arkadaş ne oldu derler. Yeni gelen ruh bakın şu soruyu sorar. O benden önce vefat etti, aranıza uğramadı mı der. Allahu Akbar. Aranıza gelmedi mi? Halbuki şu an sizle beraber olması lazım. O ruhlar bakın şu cevabı verirler. Derler ki o anası Haviye olan cehenneme doğru götürüldü. Allahu Ekber. O büyük ateşe, insanın derisini paramparça eden, kemiklerini su haline getiren, insana büyük bir bela içine sokulan Haviye, o büyük ateşin içerisine sokuldu. Allahu Ekber. Peki şimdi sana soruyorum aziz dostum. Öldürüldüğünde, ölüm meleği canını aldığında, mümin erkek ve mümin kadınlar o falanca nerededir diye birilerine sorulduğunda, eğer senin ruhun kafirlerle beraber aynı ateşe sürüklendiyse, aynı ateş içerisine atıldıysak, Haviye bizim annemizse, bir annenin evladına sarıldığı gibi o ateş bize sarıldıysa, ben sana soruyorum be kardeşim, böyle bir belirsizlik dert edilmeyecekse ne dert edinecektir? Dünya hayatı içerisinde hangi dert, tasa, keder, öfke, gadaplanma kıyamet gününden önce mümin ruhların bir araya getirildiğinde senin ruhunun nerede olacağının belirsizliği, bu hangi derdi, hangi dert, hangi öfke bunu gölgeleyebilir ki? Ne olur aziz dostlarım iyi düşünelim. Ne olur dertlerimizi şöyle bir sorgulayalım. Dertlerimizi bir gözden geçirelim. Eğer biz dünya hayatı içerisinde yaşamış olduğumuz dertleri gözümüzden büyütür, şeytanın vesveselerine kulaklarımızı kapardır, bunu içimizde yeşertirsek vallahi akıbetimiz çok tehlikeli olacaktır aziz dostlarım. Dert edinilmesi gereken en büyük yer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu gibi kıyamet günü öncesi ve sonrası yaşanılacak en büyük problemlerdir kardeşlerim. Dinle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor aziz dostum. Buhari ve Müslim'de geçiyor hadis kardeşler. Saffan bin Muhris Mazini şöyle rivayet ediyor. Diyor ki, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Kabe'yi tavaf ederken bir adam geldi. Dedi ki, ey Ebu Abdurrahman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Yüce Allah'ın kıyamet gününde mümin kuluyla gizlice konuşması hakkında duymuş olduğun bir rivayet varsa bana aktar der. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle cevap verir. Der ki ben Resulullah şöyle işittim. Mümin kişi Yüce Allah'ın gölgesi onun üstüne gelecek kadar Yüce Allah'a yaklaştırılır. Mümin kişi Yüce Allah'ın gölgesi kendisine yaklaşacak şekilde ona yaklaştırılır. Bu sırada Yüce Allah ona günahlarını itiraf ettirir. Sen şöyle bir haram yapmıştın hatırlıyor musun? Şöyle bir günah işlemiştin hatırlıyor musun? Şöyle ayıplı bir işin içerisindesin hatırlıyor musun? İnsanlar seni görmemişti. İnsanlar ne yaptığını bilmiyordu. Aldatıyordun, kandırıyordun. Her türlü hilenin içerisindeydin. Bunları biliyor musun? Kul hepsini itiraf eder. Ve bakın Peygamber aleyhisselam nasıl bir hitap içerisinde olacağını söyler. Biliyorum ey Rabbim biliyorum diye iki defa bildiğini diyor teyit eder. Hatırladınız mı bu hitapları? Biri size bir şey sorduğunda hani üzünlenerek
Yani hani keşke yapmasaydım, keşke işlemeseydim, keşke o cürmün içerisinde bulunmasaydım diye bir serzenişimiz vardır ya. Biliyorum, vallahi biliyorum diyoruz ya. Öyle diyor, cevap verecek. Sonra Allah onu bütün kullardan gizleyecek, saklayacak. Hiçbir kul bu durumu işitemeyecek, bilemeyecek. Ve diyecek ki, ben dünyada senin bu günahını örttüm, gizledim. Çünkü Allah settardır. Kusurları affettiği gibi onun üzerini gölgeleyendir. Bugün de seni affediyorum, bağışlıyorum der. Allahu Ekber. Ama yalnız dikkat et aziz dostum. Ama kafirlere ve diyor münafıklara gelince diyor Resulullah Aleyhisselam. Kafirlere ve münafıklara gelince bunlar bütün insanların arasında çağrılırlar. Onlar için işte bunlar Rableri hakkında yalan söyleyenlerdir. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Şimdi sana soruyorum aziz dostum. Günahın gizlenenlerden mi olacaksın? Yoksa bütün insanların içerisinde ismin zikredilip ey falanca sen şöyle şöyle kusurlar işlemiştin, günahları aşifte edilen ortaya konulanlardan mı olacaksın? Aziz dostum, bu dert edinilmeyecekse, bu bir problem olmayacaksa, bu dert bizi yormayacaksa, bu dünya hayatında hangi dert yoracak ki kardeşim ya? Hangi tasa bunu gölgeleyebilir ki? Hangi keder bunun üzerine bir etki bırakabilir ki? Vallahi aziz dostlarım, biz öyle bir hayata doğru sürüklenmekteyiz ki akıbetini bilmediğimiz, akıbetine şahit olmadığımız öyle bir durumla karşı karşıya gelmekteyiz ki eğer bu gece ve bu geceden sonra bu durumu müşahede edemezsek, bu durumu dertlenemezsek, bu durum bizi dert seviyesine çıkartamazsa Allahu alem, ben kendi nefsi adıma söylüyorum, kaybedenlerden olacağız. Allah-u Teala dert edinmeyi, dert sahibi olmayı, dertlilerle beraber bir arada bulunmayı bizlere nasip etsin. Ölüm anımızı, ölüm anımızdan sonra karşılaşacağımız her bir durumu bizim için hayırlara vesile eylesin. En güzel sonuçla, en güzel neticelerle karşılaşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Kardeşlerim, konumla alakalı olmayan, yalnız bugün ilk defa sanki okuduğum, aklıma bir türlü gelemeyen bir hadisle karşı karşıya kaldım. Bu hadisi nakledeceğim. Vallahi nasip ederse programı bitireceğim. Hadis Nesai'de geçiyor kardeşlerim. İlginç bir hadis. Allah-u Teala muvaffak olmayı bizlere nasip etsin. Abdullah bin Amr radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Medine'de orada doğmuş olan biri vefat etti. Medine'de doğmuş ve Medine'de vefat eden biri var. Resulullah onun için cenaze namazını kıldırdı. Ve keşke doğduğu yerden başka bir yerde doğmuş, ölmüş olsaydı dedi. Allahu Ekber. Keşke doğmuş olduğu yerden başka bir yerde ölmüş olsaydı. Dediler ki neden ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir kimse doğduğu yerden başka bir yerde ölürse, memleketinde doğdu, gurbette öldü. Hacda öldü, umrede öldü. İnşallah Allah yolunda cihad esnasında öldü. Doğumundan cennetteki izinin ulaştığı yere göre bir kıyaslama yapılır diyor. Allahu Ekber. Dikkat edin kardeşler. Muhaddisler bu hadisi açıklarlarken demişler ki ölçüm yapılır. Doğduğu yer ile öldüğü yer arasında ne kadar uzaklık varsa cennette onun derecesi, gideceği yer, nimetleri o kadar artırır. Allah-u Teala bize bir yerde doğmayı nasip etti. Ama öyle uzaklarda, öyle bir hayırlı sebep uğrunda ölmeyi nasip etsin ki bu ölümümüz neticesinde derecelerimiz artırılsın. Cennetteki nimetlerimiz çoğaltılsın. Allah-u Teala gecenizi ve gecemizi mübarek eylesin. Ölmeden ölmeyi, kendimizi hesaba çekmeyi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Ma salavat.